Yevlayekun denir, bilir misiniz? Yaşama inmeye çabalar, der ki ben sevgiyi hak edeyim, hak olup dilleyeyim. Ve bunu hak olup dillerken, halik olup kotlarken hep Yevlayekun der. Yani senin ilmine varacağım der. Senin ilmine varacağım. Ama canlarım, verip almadıkça olunmaz ki. Her insan verecek, her insan olacak ki hologramlar aşılsın. Ama vermek gerek ki olunsun. Önemli olan şudur. Neyi verirseniz onu bulursunuz. Verdiğiniz kelamınız olsa kaleminiz kodlanmış olur. Verdiğiniz hasat olan diliniz olsa yaşamınız hologramdan aşar. Ve verdiğiniz kendi yüreğiniz ise her biriniz gerçek kelam olursunuz ve yüceler cümlesinde itibarınız olur. Başımız eğik mi? Asla değil. Barışın kelamıyız bizler canlar. Hulusi kalemle kodlananlarız. Işık halindeyiz. Sağı solu biliriz. Yürüyen türevleri tohumlayanı biliriz. İmparatorluğun ilmi olan Miraç kalemlerini ve halik olan bir tek olan im sahalarındaki kervanları biliriz. Yeni dünyalar kurulacak. Bugün size bu konudan söz etmek isterim. Bir tek insan var ki doğal dünyanın kürzi sahasında kodlayıcı olarak yaşıyor. İşte o insan tüm sahaları kodlayarak mutlak kurulları dillerken yarınları kayıtlıyor. Yarınlar kayıtlanırken kervan kontrollü olarak kayıtlara yol alır. Ve orada mutlak kurullar kodlanır. İsram kapıları vardır. İsram kapıları, ra kaha olan İsram, kaha olan da kelamı kodlayacak ki hakkın kapısı mutlak olsun. Örtüleri açtığımız anda hepimizin gücü artacak. İşte yoğunluk artmadan bunlar olamaz ve yaşamlar yenilenmelidir. Yeryüzünün gerçeğini biliyoruz. Yeryüzünde buyurulan insanlık mutlaktır ama o kör ve sağır bir diriliktedir. Hak edecek, hak olacak ve yolu bulacak ve yaşayacak. Ama ölüdür ve dirilmesi için yaratıcı olması gerekir. Kendini dinleyebilen hak olup kelamla dinlendikçe her şeyi hak eder ve dinletir. Ama yaradan ve yarattığıyla halik olan birlik tahtına varan olsun. Bunu hak etsin ve yapsın diye bekledik. Bunu yapan insan doğal dünyanın kübra kelamında tüm yaşamları yeryüzünün gücüyle yenileyebilir. Yeni gezegenleri kodlayabilir. Yeni yoğunlukları tohumlayıp mutlak kurullarla kayıtlar yapabilir. Ve o gezegenlerin mutlak siyahlığında her anı yaşatabilir. Bir tek insan bunu başarabilir canlar. İyi biliniz ki yaratan, yaratılan aynıdır derken kastedilen budur. Her şeyin yaratıcısıdır, yaşamı kodlayandır ama insan kendini anlayamaz sadece. Bütün mesele insanın yarattıklarını bilmesi ve yarattığı her anda mutlak olmasıdır. Şimdiye kadar dünya insanı ben yaratanım dememişti. Ama bunlar artık bilinecek ve dilletilecek. Dillenecek ama hak edilerek, hak ilmiyle dillenilecek. Çürük insan çerçevelidir. Her şey onda sınırlıdır. O kendi çerçevesini görüp bilebilir. Ama o insan çürümeden, kelam daha kodlanıp yoğunluğu artırdığında her şeyi hak edip anlayabilir. Sizler göreviniz gereği dünyadasınız. Kesindir bu. Ama göç kapılarını bilmeden, türevleri kodlamadan, yaşamları hologram ötesindeki kayıtlarla dinletmeden siz bilişin haliki olamazsınız. Ve yaradan olamazsınız. Yolun kontrolü gerekir. Yolcu ilimse o yol kodlanabilir. Ve yolcu kelamsa yaşamlar hologramdan kayda girebilir.
Bastığınız yeri iyi bilin. Yaşadığınız her anı iyi bilin de bütün kayıtlarınızı yenileyin ki Muhammed kapılarından öte olan kelam bütünün kültü olabilsin. Sayın bayanlar, sayın baylar, turkuaz kapılarının tümünü açın ve anlayın ki biz bütüne hizmetçiyiz. Biz birler kapısıyız, biz yoğun ilimiz ve biz hakikiyiz. Altona kapılarından geçin ve okuyun yaşamı. Seviyenizi yükseltmek kolay değildir. Burada olmanız mutluluktur bizlere ama Türkiye'nin bu çoban çalışmasını kodlamayacağını da bilin. Biz dünya planetinde çobanlığın öncelikle kontrol altında tutulmasını diledik. Dünya insanlığı sadece çoban bekler. Ama kelam etmez, kendini dinlemez, bilmez ve bildiğini düşünür sadece. İyi bilin ki insanlık arzın kök geçişinde çobanlığı kontrol edecek ve kodlayacak yoğunluğunu ve kendini hak edip dinleyecek. Dünya planetinde çobanlık İsra kapısındaki kelamdan ayrışacak. Her şeyin sonu ve başı vardır. İşte dini kodlarında başındaki kod sonunu kayıtladı. İş buydu ve bu oldu. Değerliler, Rüsah-Sikaha denir ya. Rüsah-Sikaha. Biliniz ki bütün amacımız yaşamdır. Yaşamları bildirmek, yaşamları dilletmek, yaratmak ve yoğunlaştırmaktır. Sevgiyle hepinizi kucakladım.